Öncelikle YouTube Ardahan TV kanalımıza bir tıklan, abone olmanızı istiyoruz. Hiçbir ücret ödemeden üye olmanızı istiyoruz kısacası. Yani daha çok izlenmek, daha çok dinlenmek için. Şimdi neredeyiz biz? Diyorum ya, hep bir yoldan çıkın arada bir. Biz de yoldan çıktık. Karayoluna çıktık, demir yoluna geldik. Efendim, Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olsun. Olsun. Tren gelsin. Gelsin. Neyle gelecek? Rayla gelecek. Ray da gelmiş. Ulan kardeş, Çıldır Gölü burası. Burası Çıldır, Çıldır. Burası Çıldır Gölü. Ve tren rayı gelmiş. Tren gelmiş. Bakın, bakın. Buraya bakın. Bak orada tren var. Bak geri durmuş orada. Burada demir yolu gelmiş. Efendim, Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olsun. Ulan kardeş, hepsi gelmiş. Ne lazım son durakta? Bir tane kulübe lazım. Kulübe. Ha, buraya kuracağız. Ardahan, Çıldır, Doğu Ekspres trenin istasyonuna hoş geldiniz. O kadar. 4 tane memur. Tren duracak. Buradan binecek taksiye. Çıldır Gölü'nün etrafından hem Çıldır Gölü'nü görecek. Ardahan'a gidecek. Bosova gidecek. Çıldır'a gidecek. Hanak'a gidecek. Damar'a gidecek. Ve Göle'ye gidecek. Karadeniz'e inecek burada. Doğu Ekspres'in son durağı olsun. Ardahan'ın son durağı olsun diyorsunuz ya. Ey Ardahanlar. Ulan tren gelmiş, gelmiş. Ulan rayda gelmiş, rayda. Ulan burada, burada, ulan. Ulan burası Çıldır Gölü, ulan Çıldır Gölü. Ulan Doğu Ekspres'in tren yolu son durağı burası olsun diyorsunuz ya. Kardeş, tren yolu gelmiş. Tren gelmiş. Yol gelmiş. Demir yolu gelmiş. Ulan sadece bir tane istasyon burada lazım, istasyon. Ulan kardeş, tren yolu gelsin, nereye gelsin? Ardahan'da her kapıya, her eve mi gelsin? Ulan daha ne yapsın sen adam? Ey Ardahanlar, Ardahan'ı tanımadan, Ardahan'ı bilmeden, bir milletvekilinin bu demir yolunda resmini görmediniz, belediye başkanının resmini görmediniz, sizin kendiniz gelip görmediniz, bu yatırımlar gelmiş, gelmiş, sadece ne yapılacak biliyor musun? Bu tren yolunun etrafında, yani şurada bir tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok tartıştığı, Ardahan Belediyesi'nin getirip Çıldır Gölü'nün kenarına koyduğu kanopi var ya, kanopi, kanopi. Kanopi koyacak, burası Ardahan Doğu Ekspresi istasyonu, treni durduracağız. Ne derdimiz? Bizim burada treni durdurmamız gerekiyor. Tren burada Çin'den. Gazeteci nerede? Gazeteci şu anda Kars Tiflis Bakü Demiryolu'nun geçtiği Çıldır Gölü'nün kenarında mı? Yoksa mı Kafkasya'dan, Çin'den kalkıp Kafkasya'ya kadar giden, Kafkasya'dan Çin'e kadar giden tren yolunun raylarının geçtiği Ardahan sınırlarında mı? Hayır. Kara tren burada. Bu kara tren Doğu Ekspres Ardahan'a gelsin diyorlar. Doğu Ekspres Ardahan'a gelsin dedikleri, Ardahan'a tren gelmiş. Ardahan'a raylar gelmiş, Ardahan'a tren gelmiş. Ardahan'a bir istasyon, yani bir kanopi. Kanopi kullanmıyor. Kanopi dediğimiz var ya, onu anlatıyoruz. Onu kuracak, yazacak. Ardahan tren istasyonu. O kadar. Ama maalesef Ardahan'ı bilmeden, Ardahan'ı görmeden, Ardahan milletvekili, Ardahan belediye başkanları, Ardahan siyasiler, Ardahan dernekçiler, Kars Tiflis Bakü Demiryolu'nun Ardahan'ın sınırlarının içine geçtiğini bilmiyorlar. Doğu Ekspresi Ardahan'a gelsin. Kardeş, Doğu Ekspresi gelmiş. Doğu Ekspresi tek yapacağı, duracağı yer lazım. Oraya bir durak yapmak lazım. Şimdi trenin oraya gelmesi lazım. Kara tren gelmedi diyor ya Türkler'de, kara tren. İşte kara trenin gelebilmesi için Kars Tiflis Bakü Demiryolu rayları yapılmış. Çin'den tren kalkıyor. Ardahan Çıldır Gölü'nün kenarında kalkıyor, geçiyor. Kafkasya'ya, Kafkasya'dan geliyor, tekrardan Çin'e kadar uzanıyor. Orada bir antropoz kurulacaktı. Sözüm ona, o projenin içine var. Bir de durak kurulacaktı, o projenin içine var. Ama maalesef bizimkiler halen diyor ki Doğu Ekspres Ardahan'a gelsin. Ve Ardahan'a tren rayı gelmiş. Tren gelmiş, sen Ardahan'ın tren gelmediğini, trenin orada durmadığına görünüyorsun. Mesele olan bu. Evet, Çıldırlar başta olmak üzere. Ey Aşıkşehir'in torunları, sizler, Ardahanlar, Posoflar, Hanaklar, Damallar, başta Kuzey Kazalar diyorlar ya, onlar ve Göle. Göle hemen bunu da yazıyoruz, Göleliler de yazıyor. Eskiden Göle'de tren yolu vardı. La kardeş, buraya bir tren yolu gelecek diyor. Tren gelmiş, tren durduracağız, sana da yarayacak, Karadeniz'de yarayacak. Geçen gün belediye başkanı diyor ki,
Efendim ben treni getireceğim, bir de Karadeniz'e götüreceğim. Ona tren gelmiş, buraya gelmiş, sen de diyorsun ki ben Karadeniz'e tren götüreceğim. Hani Sabahat Kaya diyorduk, Kılçık yol gelecek. Kılçık yol da gelmedi. Ray da geldi, tren de geldi ama Ardahan'a tren istasyonu gelmedi. Ardahan'a antrepol kurulmadı. Ardahan'a Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümete gelirken Erdoğan demişti ki benim ilk işlerimden birisi sınır ticaret merkezlerini kurmaktı sınırlara. Orhan Atalay gitmiş daha Bangladeş'e Ardahan'ı kurtaracak. Oradakileri de kurtaracak. Ardahan'ı bırakmış. Tren istasyonunu anlatmıyor. Bu trenin orada durmasını anlatmıyor. Ve diyor ki Ardahan'a tren gelsin. Nasıl gelecek? Evet. Burada tren gördüm de şekerim arttı. Ondan dolayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. En azından onu yapınız. İzleyip de abone olmuyorsunuz. Bu kadar Ardahanlı. Fakir olmaz. 7. Ay değil. 2024 yılı bitiyor. Dünyanın neresinde? 3 gümrük kapısı, biri demiryolu olmak üzere, olmasına rağmen sınır ticaretinin yapılmadığı bir vilayet var. Hangi ülkenin en huzurlu sınırı olmasına rağmen gümrük kapılarına giden yollar bozuk? Bu yollar üzerinde bulunan dağlara açılması gereken ancak hala başlamayan tünel inşaatları bulunan bir kent. Ya da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden yolun üzerinde, yer üzerine kurulan ancak havalandırma sistemi olmadan, bir gözü açıldı, denilen ve çıldırak taşa giden yol üzerindeki Mozoret Tepesi'ne vurulan tünel gibi bir gözü kapalı olan, en çatışmalı sınırların bile açık olduğu, insanların sınır ticareti yaptığı dünyanın Türkiye isimli ülkesinin kuzey sınırlarında bulunan gümrük kapılarının biri açık ama doğru dürüst sınır ticareti yapılmaz, bir diğeri ise 50 yıl sonra açıldı ama ticaret hala bekliyor. Birinin adı Posof Badele Türk Gözü. Diğerinin adı Çıldıraktaş. İkisi de açık ama bölgenin insanı, ekmek kazanıyorum, diyemiyor ve önündeki Ilgar Dağı'nın tüneli bir türlü açılamayan Posof Türk Gözü, Badele, Gümrük Kapısı. Diğeri ise Ardahan Bülbülan Ardan Uç Yolu gibi 50 yıl boyunca, ha Nisan'da açılıyor, ha Mayıs'ta, ha 7. ayda açılıyor, denen ve kapanmasıyla bölgedeki göçü tetikleyen Kars Doğu Kapısı'na alternatif olarak adeta zoraki açılan Çıldıraktaş Gümrük Kapısı. Evet, her yıl, bu yıl kesin 7. ayda açılacak, denilen ancak 2024 yılının 7. ayının son gününde ele alınan bu yazı ile yine açılmadığını gördüğümüz Posof Ulgar Tüneli 2024 yılının 7. ayında da açılmadı maalesef. Göç etmemek için direnen, bölgeye yatırım için havaalanı ve üzerinde Doğu Ekspresi'nin de geleceği söylenen trenlerin yolunu bekleyen insanların umudunu kıran, beklentisini bir kez daha yıkan 2024 yılının 7. ayının 31'inde ele alınan bu yazıda olduğu gibi bölge insanının umutsuzluğunu bir kez daha yüzlerinden okuyor gibiyim. Ve Posof Ulgar Tüneli gibi Çıldır Gölü'nün yanı başında bulunan dinlenme tesisi gibi Damal, Hanak ve Posof'a geleceği söylenen doğalgazın, gölenin içme suyu şebekesinin temiz ve sağlıklı aktığı vanaları da bu yılın 7. ayında da açılmadı. Dün ne yazmışsam bugünü yazmışım. Bugün aşağıda okuyacağınız yaz bugün Eylül tamı tamına 6 yıl önce yine bu köşede, yazıyorsam sebebi var, adlı köşe yazım olarak 29 Temmuz 2018 yılında yazılmış bir yazı. 6 yıl önce sanki bugünü anlatan bu yazıyı bir kez daha okuyunca uzun süredir yani daha dün sandığımız ama 10 yıl önce girdiği bitkisel hayatta olan ve bu yazının yeniden yayınlamaya hazırlandığı sırada ölüm haberi gelen Kenan Işık ve onun gibi sanatçıların, şairlerin, yazarların, gazetecilerin yıllar önce ele aldıklarının bayatlamadığı ve hep bugünleri anlatan 6 yıl önceki yazımı bir kez daha yayınlayıp, seslendirirken sizin de benim gibi, ya bu yazı eski değil, yeni, diyeceğinize inanıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı olmasına rağmen parti başkanlığını da elinde tutama kalktıktan sonra artık başkan demediğim Başkan Erdoğan'ın, başkan, satırı dışında değişmeden yayınladığım ve dün denenleri dinlemeyip, bugün zorda kalanları anlatan o yazım. Gerilen dış ilişkiler, batan iç ilişkiler. Ermenistan'ın Türkiye ile yeniden ilişkiler kurabileceğini açıkladığı şu günlerde ABD'nin kış kışlaması ile gaza gelen Mısır ve İsrail gerekirse Türkiye'ye yönelik askeri güç kullanacaklarını beyan ediyorlar. Bunlar yetmez gibi başta şu an nerede oldukları, kurulup,
kurulmadıkları belli olmayan S-400 füzeleri ve İran'a ambargo konusu yetmez gibi bir de papaz sorunu dolayısıyla dünyanın jandarması olan ABD ile gün geçtikçe gerilen dış ilişkilerimizin nereye varacağını ve bu gerilmenin başta dolar olmak üzere diğer ilişkiler üzerinde yaratacağı yan etkileri zaten iyi olmayan ekonomiye çok da katkısı olmayacağı bir gerçektir. ABD'nin İran, Rusya ilişkilerini ve ev hapsine aldığı papaz konusunu üstü kapalı tehditlere çevirirken Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da reste rest diyerek elindeki kartları Rusya ve Asya'ya döndürüldüğünü de gördüğümüz şu günlerde iyi de iyiye ısınan havalar gibi dış ilişkilerde ısınıyor, hatta yanıcı hala geliyor. İlişkilerin nereye varacağı yönünde tereddüt içinde olan iş adamlarının da yaşanan bu durumdan hiç memnun olmadığı ve bir mağazasını kapatan TEKZEN gibi birçoklarının gün geçtikçe fabrikalarının önüne satılık ya da kiralık pankartları astığını görürken bunun nasıl olup aşılacağı da diğer bir merak konusudur. Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın son Afrika turunda çoğu kuyruklarında değil, boyunlarında Batı ülkelerine bağlı olan Afrikalı iş adamlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ederken, ülkemize yatırıma davet edilen iş adamlarının yanı sıra Afrikalı öğrencilerin Türkiye'de okumaya davet eden Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yaptığı bu çağrının çoğu hala ABD, Fransa, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin sömürgeleri olan ülkelerde nasıl bir yankı bulacağı da merak edilen diğer önemli bir konudur. Güney Kıbrıs'ın yanı sıra bir zamanlar aynı denizde keyif yaptığımız ancak bu aralar ne Esed, ne de Esad diye dile getirilmediği, tam aksine adeta unutturulduğu, parçalanacak denilen İran'da Suriye gibi gündemden düşürülüp, ne durumda olduğundan çok haber alamadığımız şu günlerde yanan Yunanistan'ın yardım talebimizi bile kabul etmediği, her gün 10 ila 15'nin imha edildiği PKK'ya ne olduğu, Öcalan gibi, öldü, mezarı bile belli, denilen FETÖ'nün sus, pus olduğu şu günlerde dişiliklerde yaşanan durumun iç işlerine yansıması da bir o kadar yakıcı ve can alıcı gibi ve bu durumda devam edecek gibi. Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın ve kendisinin kurduğu ekibin nasıl bir yol bulup, iç işleri bozan dış ilişkiler düzelteceğini de merak ederken asıl tsunami'nin ekonomiye yönelik olduğu da gün geçtikçe daha iyi anlaşılırken doların ve ambargo tehditlerinin gün geçtikçe ağırlaştığı da diğer bir gerçektir. Ekonominin başına getirilen damadın yaşanan bu durumu hafifletmek için Çin'de 3.6 milyar dolarlık bir destek kredisi sağladığı müjdesinin de ekonomideki yüksek ateşi düşüremediğini de gördüğümüz şu günlerde ülke olarak işimizin hiç de kolay olmadığı ve gerilen dış ilişkilerle birlikte iç ilişkilerin battığı da ve diğer acil çözüm bulunması gereken bir durum olarak karşımızda durmaktadır. Çözüm. Vallahi bilmem ama ekonomik sıkıntının yerel iktidarı ellerinde aldığı genel iktidarın da dün söylenen, yazılanları bir kez daha gözden geçirip, mevcut, genel iktidarın da elden gitmeden kendine gelip, nerede hata yaptıklarını ummaktan öte.